Doğuştan kalp hastalıkları 1000 kişiden 8'inde görülmektedir. Kabaca her 100 kişiden birinde doğuştan kalp hastalığı görmekteyiz. Doğuştan kalp hastalıklarının da 3'te 1'i hayati tehlike oluşturacak ağırlıktadır. Yeni doğan ve bebeklik dönemi ölümlerinin en sık sebeplerinin başında doğuştan kalp hastalıkları gelmektedir. Bu çocukların erken fark edilip tedavilerinin erken yapılması oldukça önemlidir. Bazı bebeklerin tanıları anne karnında yapılan kontrollerle konmuş olabilir. Bu durumlarda bebeğe yapılacak müdahale ve işlemler erkenden planlanmış olur. Bu bebeklerin bir kısmına yaşamın ilk günlerinde müdahale gerekebilmektedir. Ciddi doğuştan kalp hastalıkları doğumdan itibaren belirti vermeye başlar. En önemli belirtiler doğduktan sonraki herhangi bir dönemde morarmalar, nefes almada zorluk, hızlı nefes alma, beslenme güçlüğü, huzursuzluk ve halsizlik sayılabilir. Özellikle bebeklik döneminde kilo almada yetersizlik, beslenirken, anneyi emerken erken yorulma, terleme ve sık akciğer enfeksiyonu geçirme önemli belirtilerdendir. Daha büyük çocuklarda göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma ve erken yorulma görülebilir. Bu çocukların önemli bir bulgusu da rutin muayeneleri sırasında kalpte üfürüm dediğimiz bir sesin duyulmasıdır. Genellikle üfürüm duyulmasıyla hastalar çocuk kardiyologlarına yönlendirilerek tanı almaktadırlar. Doğuştan kalp hastalıklarının bir bölümü de ailevi geçiş gösterir. Aile bireylerinde birinci, ikinci derece akrabalarda görülen bazı rahatsızlıklar diğer bireylerde de görülebilir. Bu durumlarda da kontroller önemlidir. Aile taraması yapmak gerekebilir. Bazı doğuştan kalp hastalıkları ani ölüm riski taşımaktadırlar. Günlük aktivitelerin ve sportif faaliyetlerin uzman kişilerce planlanması gerekmektedir. Doğuştan kalp hastalıklarının tedavileri çeşitlilik gösterir. Bir kısmı doğumu takiben ilk haftalar veya aylar içinde anjiyografik veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. Bazıları ise daha ileri yaşlarda tedavi edilirler. İlaçla tedavilerine ek olarak anjiyografik veya cerrahi tedaviler bu hasta grubunda daha ön plandadır. Belirttiğimiz bulguların varlığında ve doktor muayeneleri sırasında şüphelenilen durumlarda zaman kaybetmeden kontrollerin yapılması gereklidir. Birçok hasta grubunda olduğu gibi bu hasta grubunda da erken tanının önemi çok fazladır. Bebek ve çocukların rutin kontrolleri sırasında veya hastalıklı dönemlerindeki muayenelerinde doğuştan kalp hastalıklarından şüphelenilebilir. Gebelik dönemi rutin kontrollerinin yapılması ve doğum sonrası bebek ve çocukların rutin kontrollerinin yapılması erken tanı için çok önemlidir.